Sayın Büyükelçim, Sayın TESAM yetkilileri, Sayın hocalarım, Sayın Hasan Köne hocam, hocaların hocası. Hocam eşimin hocasısınız, selamlarını getirdim. Dolayısıyla doğrudan olmasa da dolaylı olarak eve ve bilim dünyamıza, akademik hayatıma çok etkiniz olmuştur. Huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ederim. Ve Uygur olduğunuzu söylediniz. Ben bundan 10 gün önce Bakü'deydim. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün, Sayın Konsolosum, Ankara Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı Muhammed Savaş Kafkasyalı Bey'in daveti üzerine 3 günlük aynı konuları tartıştığımız bir toplantı oldu. Onun üzerine hiç Ankara'ya uğramadan çok kısa bir Ankara ayağı oldu. Daha sonra Kazakistan'a gittim. ABA Üniversitesi'nin 90. yılı kuruluşunu. Aslında ABA Üniversitesi Taşkent'te kuruluyor önce Sayın Büyükelçin. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Bunu özellikle burada bildirmek istiyorum. İlk 1918'de ABA Üniversitesi ilk pedagoji kursu olarak Taşkent'te kuruluyor ve o kursta Ahmet Baytursun, Muhtar Avezov, Macan Cumabay ders veriyorlar. Ve daha sonra Sovyetler Birliği'nin Taşkent'i aktarılmasıyla beraber o Kazak pedagoji kursu Taşkent'ten Almatya'ya aktarılıyor. Dolayısıyla Almatya'daki ABA Üniversitesi'nin 90. yılı etkinliklerine katıldık. Sayın Büyükelçimi ve bütün misafirlere Kazakistan'dan çok sıcak selamlar. Onların deyimiyle Kazakistan'dan sizlerge ıstık salema geldim. Ağay, sizlerge ıstık salema geldim. Kazakistan misafirperverliği önünde saygıyla eğilmemek mümkün değil. Konak jaylıkka rahmet ağay. Çok büyük bir misafirperverlikle geçti. Çok teşekkür ediyorum tekrar Kazakistan Sayın Büyükelçimizin şahsında bütün Kazakistan'a. Türk dili coğrafyası büyük bir coğrafya. Sayın İlyas Bozkurt Bey bahsetti. Ben onun üzerinde durmayacağım. Ortak dil ve kültür mirasımız. Bu büyük dünyada çok büyük bir mirasımız var. Moğolistan topraklarından, Orhun yazıtlarından başlayarak 20. yüzyıla uzanan yazılı belgeler, Türkçe, tarih boyunca belgelerdeki adıyla Türk adı. Orhun yazıtlarında Türkçe adı geçmez ama Orhun yazıtlarında 76 kere Türk adı geçer ve daha sonra yazılı belgelerimizde Türki til, Türk dili, Türkçe adı çok sık tekrarlanır. Fakat tarihi yazı dillerimiz farklı adlandırmalarla, işte kağanlık ve hanedanlık adlandırmalarıyla geçer. Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi, İslami Kültür Dairesi'ne geçtiğimiz dönem ve ilk İslami eserlerin yazıldığı dönem Karahanlı Türkçesi ya da Karahanlıca, Harezmce, Çağatayca, yani bu adlar hep hanedanlık ve kağanlık adlarıdır. Aslında hepsinin tarihi yazılı, bu tarihi yazı dillerimizdeki bütün yazılı belgeler Türkçedir. Sadece gramer olarak, çok gramerden bahsetmek istemiyorum, çok ufak tefek ses değişiklikleri gösteren bir gramer dünyası var. Ama leksik malzeme değişmiştir. O da İslami Kültür Dairesi'ne girdikten sonra. Mesela Orhun Türkçesine baktığımızda Türkçe kelimeler, tamamen Türkçe kelimelerle karşılaşırsınız. Uygur yazmalarında tercümeyle beraber Sanskritçeden, Tibetçeden, Toharcadan giren kelimeler var. Yine inanç sistemiyle ilgili Brahmi ve Budizm ve Maniheizmle giren kelimeler. İslami Kültür Dairesi'ne girildikten sonra Karahanlı dönemiyle ilk İslami eserlerle başlayan bir İslam leksik malzemesi var. İslami söz varlığı var. Ama ilk etapta Karahanlı döneminde de İslami inanç sistemi
Türkçenin kendi kaynaklarıyla anlatılmıştır. Mesela bugün Rabb dediğimiz, Rabbim dediğimiz Allah'ın sahiplik sıfatı Kutadgu Bilig'de, Yusuf Has Sacib'in yazdığı Kutadgu Bilig'de idi kelimesiyle karşılanır. İşte Rezzak sıfatı Allah'ın, İgitgen, affeden, rahim sıfatı, gaffar sıfatı, keçürgen kelimesiyle karşılanır. Hem kendi kaynaklarını kullanır Karahanlı dönemi Türk yazılı belgeleri, hem de o dönemde Arapça ve Farsça kelimelerin girdiği bir dönemdir. Ama bunu unutmamamız gerekir ki Arapça ve Farsça kelimelerimiz bugün Kazakistan'dan hocalarımız var, Sayın Büyükelçimiz var, Özbekistan'dan misafirlerimiz var. İslami inanç sistemiyle birlikte giren kelimeler ve bu yolla giren Arapça, Farsça kelimeler Türk dünyasının ortak kelimeleridir, ortak söz varlığıdır. 20. yüzyıla kadar gelen bir yazı dili geleneğimiz var. Müşterek Orta Asya yazı dili dediğimiz Doğu dünyasında, Türkistan coğrafyasında ve bütün Türk boylarının ortak yazı diliydi. Yani Nevai'nin yazdığı Çağatay Türkçesi ve kendisinin Türki til dediği Türkçe o dönemde 8. yüzyıldan başlayan ancak 20. yüzyıla kadar devam eden Türk-İslam dünyasında devam eden müşterek Orta Asya edebi diliydi. 11. yüzyıl itibarıyla Türkistan coğrafyasındaki Oğuz boylarının Anadolu ve Azerbaycan'a gelmesiyle Sayın Konsolosluğumuz da burada bir Türkçenin yazı dili tarihinde bir dönüm noktasıdır. Doğu dünyasındaki Türkistan coğrafyasındaki yazı dili devam ederken biz Anadolu'ya ve Azerbaycan'a gelen Oğuz boyları, Oğuz Türkleri yeni bir yazı dili geliştirdik. Aslında Anadolu'ya ilk geldiğimizde hazır bulduğumuz iki dil vardı. Arapça ve Farsça, kültür dili, Farsça bilim dili Arapçaydı. O yüzden Mevlana Farsça yazdı, Fuzuli Farsça yazdı. Onun için 13. yüzyılda bu bölge, Anadolu ve Azerbaycan tam bir Türk yurdu haline geliyor. Bu yüzden burada terim olarak yine belirtmem gereken bir husus var. Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz 13. 15. yüzyıl arasında devam eden döneme aslında eski Oğuz Türkçesi diyenler çok haklılar. Neden? Çünkü Oğuz Türkçesi daha kapsayıcı bir yazı dilidir. Anadolu derken sadece Anadolu'yu kastediyoruz ama ben Oğuz dediğimde hem Anadolu, hem Azerbaycan, hem Irak, hem Suriye, İran, Güney Azerbaycan'ı da içine dahil ederek ve Balkanlar, Balkan dünyasını da buna dahil etmiş oluyoruz. Ve 20. yüzyıl itibarıyla Sovyet ideolojisi ve Sovyetlerin o ciddi, aslında bize ziyan veren, bize zarar veren, bizim Türk dünyasına elbette zarar veren ama çok başarılı bir dil ve alfabe politikasından bahsedebiliriz. Yani eğri oturup doğru konuşmak ciddi bir politika, başarılı bir politika. Neden? Ve bütün Türk yazı dilleri ve edebiyatları, Türk yazı dilleri kendi konuşma dilleri olan lehçeler dediğimiz, Türk lehçeleri dediğimiz hepsinin 20. yüzyılın başları itibariyle yazı dili haline gelmesi ve müşterek Orta Asya edebi dili Nevai geleneğinin artık bir kenara bırakılması. Onun çağdaşı Osmanlıca Anadolu coğrafyasında. Yani yaklaşık 1300 yıllık mı dil tarihimizin, yazılı belgelerimizin geçmişi değil. Yani 5000 yıllık bir tarihten bahsediliyor. Sümerce ile akraba kelimelerle yola çıkarak ama yazılı belgelerle yola çıktığımızda 1300 yıllık bir geçmiş var. Dil ve kültüre müdahale 20. yüzyılın başlarından itibaren başlayan ilk çeyreğinde Sovyetler Birliği'nin o dil alfabe politikasıyla başlayan uzun soluklu bir süre, çok uzatmadan dil ve alfabeye müdahale, dil burada büyüklerimizin Mehmet Kaplan, Nihat Sami Banarlı, Muharrem Ergin, onların bazı veciz sözlerinden bahsetmek istiyorum. Dil diyor ki, Ergin ve Kaplan'ın ortak görüşü bu. Dil milli hafızanın,
milli hatıraların, duygu ve düşüncelerin, bütün maddi ve manevi varlıkların, değerlerin, bütün buluş ve yaratışların ortak hazinesidir. Bugün milli kod dediğimiz, kod yani milli hafıza, bu kıymetli. Bir milletin, Nihat Sami Banarlı diyor ki, bir milletin mazisiyle bağını koparmak ve geleceğini yok etmek, istikbalini yok etmek istiyorsanız ona nereden başlamalısınız? Ona dilden başlamalısınız. Yani milletin kalbi aslında dildir. Onun için Sovyet ideolojisine geldiğimizde, Sovyetler Birliği politikasına, dil ve kültür ile az da olsa uğraşan diktatörler ve ceberutlar bu işi o milletin dil hürriyetine müdahaleye kadar götürmüşlerdir. Nihat Sami Banarlı'nın sözü bu. Bu söz Stalin dönemindeki Türk boylarının dil ve alfabe dünyasına, edebiyat dünyasına çarpıcı bir dokunuştur. Rusya'nın sömürge düzeninin diğer sömürgeci devletlere göre farklı olduğu bir gerçek. Hakimiyetindeki insanları kendi emriyle yönetmek, onun emriyle hareket edecek, onun istediği dille yazacak, onun istediği gibi konuşacak. Bolşeviklik birey özgürlüğü ve milli bağımsızlıkla bağdaşmayan bir sistemdi, hepimiz biliyoruz. Birey ve şahsiyeti inkar eden bu sistem için sadece ve sadece maddi değerler vardı ve cemiyet vardı. Maneviyatın herhangi bir değeri yoktu. Batılı sömürgeci devletler gibi sadece güç kullanarak, hükmederek ayakta durabilirdi. Bu kaçınılmaz bir gerçekti. Tarih ve siyaset, tabii şimdi ben kendi alanıma gelirsem, tarih ve siyaset edebiyatı ve şiiri de etkiledi. Edebiyat ve şiirin motivasyonu, temel motivasyonu oldu. Ekim İhtilali ile birlikte sosyalist gerçekçilik doğal olarak sanat ve edebiyata da damgasını vurmaya başladı. Bu bağlamda Türk dünyası şair ve yazarları unutulmamalıdır ki biz hep böyle dışarıdan bakınca yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. Unutulmamalı. Rusça yazdılar. Yazmak zorunda kaldılar. Lenin'i ve ideolojisini de övdüler şiirlerinde, edebiyatta. Şimdi bazen Cengiz Aytmatov'u eleştirenlerle karşılaşınca kanım donuyor. İşte Cengiz Aytmatov Rus şairdir, Rus yazardır, Kırgız değildir çünkü Rusça yazmıştır. Bu değerlendirmeler karşısında hakikaten üzülmemek imkansız. Eğer Aytmatov zorunlu olarak yazdı tabii ki ama Kırgızca da yazdı. Aytmatov Rusça yazmasaydı dünyanın büyük yazarı olmayacaktı. Luis Aragon onun Cemile romanına, hikayesine dünyanın en güzel aşk hikayesi demeyecekti. Ama Aytmatov'un Kırgızca eserlerini de inkar etmemek lazım. O Samançı'nın yolunda, Samançı'nın yolu eserinde babasına ve annesine Törökul Aytmatov'a ithaf ettiği cümleler hakikaten insanı yaralayan, gönlüne dokulan cümlelerdir. Diyor ki orada, ata men sağa estelik tohuza albayn, senin kaysı cerge kömür gönündü bilbeyn. Atam Törökul Aytmatov, uşun engegimdi sağa arnay. Baba sana anıt mezar yaptıramıyorum. Çünkü senin nereye gömülü olduğunu bilmiyorum. Onun için bu eserimi sana ithaf ediyorum. Cemile Samançı'nın yolu yani Toprak Ana'yı, hepimizin okuduğu Toprak Ana'yı yazdığı yıllarda babasının nereye gömüldüğünü bilmiyordu. Asgar Akayev döneminde baba mezarlık kireç ocağına gömülü 131 Kırgız aydını, onun içinde Kırgız da var, Çinli de var, Alman da var. Yani 131 aydının gömülü olduğu toplu mezar Asgar Akayev 92-93'te tespit edildi. Ve şimdi kendisi de orada yatıyor Aytmatov vasiyeti üzerine, babasının yanında Törökul Aytmatov'du. Bu önemli, yani Aytmatov'u haksızlık etmemek lazım Rusça yazdı diye. Bunun yanında Çarlık Rusyası gerek Bolşevik gerek Stalin döneminde dil ve kültüre müdahaleler neyi getirdi? Siyasi ve sosyal dalgalanmaları. Geleceğe yönelik kaygıları, umutları, arayışları, heyecanları getirdi. Bu en büyük gerçekti aslında.
dış dünyaya kapalı bir atmosfer ve bu olayların, o kapalılığın ve siyasi dalgalanmaların ağırlığına kapılarak bir yanda halkın kültür seviyesini yükseltmeye çalışan ve milli istiklale kavuşturmaya çalışan siyasi liderler çıktı ortaya. Bir yanda ise bundan motivasyon alarak halkın yaşadığı siyasi ve sosyal dalgalanmalardan şairler ve yazarlar, bunları dramatik, sembolik ve lirik hassasiyetle dile getiren şairler, büyük şairler, hem de bizim bildiğimizin ötesinde büyük şairler, Mehmet Akif Ersoylar çıktı. Macan Cumabay, Kazakistan'ın, Sayın Büyükelçim yanılmam değil mi? Kazakistan'ın Mehmet Akif Ersoy'udur Macan Cumabay. Gaspıralı İsmail Bey'in Çarlık Rusya'sında ceditçilik, hepimizin bildiği, dilde, fikirde, işte birlik. Ama ne kadarını biliyoruz? Bunları yeniden konuşmamız lazım. Tercüman Gazetesi, Perevotçik, Türk dünyasının aydınlanma sürecine hem derinliğine hem genişliğine, o kadar derin ve genişliğine hizmet etmiş bir gazeteydi. 1908 ve o zaman Türk dünyası aydınları birbirlerini çok yakından, çok sıkı takip ediyorlardı. Tercüman, Türk dünyasında ve Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyaset acayip etkiliyordu. Ben kaynaklardan aldığım Mehmet Emin Yurdakul, o zaman çağdaş, milli edebiyat dönemi, neydi milli edebiyat döneminin misyonu? O konuştuğumuz gibi yazmak, dili sadeleştirmek. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateşle doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz, giderim diyor Mehmet Emin Yurdakul ve bunu Gaspıralı'ya gönderiyor. Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Gaspıralı okuyor ve teşekkür yazıyor Mehmet Emin Yurdakul'a. Diyor ki, sevgili karındaşım diyor. Sizin bu şiirlerinizi bırakın Edirne, Bursa, Ankara, Konya, Erzurum. Bundan tad alacakları gibi Tiflis, Tebriz, Şirvan, Horasan, Türkistan, Kaşgar, Deşli Kıpçak, Sibirya, Kazan, Kırım Türkleri de okuyacaktır ki bu şerefe tabii daha ağdalı yazdıkları için Fuzuli ve Nabi, onları da küçümsememek adına, müthiş yani Fuzuli ve Nabi bizim baş tacımızdır. Ama onlar buna nail olamadılar. Niye? Çünkü sade yazdığı için. 40-50 milyonluk, 30 asırlık bu aleme iktida bir kaşık oğul balını yediren siz oldunuz ki bu size şeref, bize saadettir diyor. Gaspıralı Mehmet Emin Yurdakul'a yazıyor. Tercüman, 1926 Bakü, nasıl geçelim değil mi Sayın Konsolosum? Bakü kurultayından bahsetmeden, kurultayda Türk dünyası ile ilgili alınan o radikal ortak dil ve alfabe ile ilgili kararlar, Türk dünyası aydınlarının çok büyük bir iletişim ağına sahip olduklarının göstergesidir. Atatürk, Fuat Köprülüzade'yi gönderiyor. Hüseyinzade Ali, yani Atatürk uzağı görüyor ve o zaman çok önemsiyor kurultayı. Daha kaç yıllık bir cumhuriyetiz o zaman? 3 yıllık genç cumhuriyet, Atatürk, Köprülüzade Mehmet Fuat'ı, Hüseyinzade Ali'yi gönderiyor. Kazakistan'dan Ahmet Baytursunlar katılıyor. Yani Türk dünyası aydınlar orada. Şimdi böyle sinema perdesi gibi böyle bir dünya düşünün. Bekir Çobanzade, Kasım Tınıstanov, İşenalı Arabay, hepsi orada ciddi ciddi bunları tartışıyorlar. Ne yapalım? Yani bizim şu andaki ortak dil ve alfabe çabamız 1926'ya gider tarihi baktığımızda. Ve onun ardından ilk defa Azerbaycan, bizden evvel Sayın Konsolosun değil mi, 27'de Azerbaycan Latin alfabesine geçiyor. Yani biz daha sonra geçiyoruz. 3 Kasım 1928. Bizim ardımızdan bütün Sovyet hakimiyetindeki o toplantıya katılan aydınlar bunu hayata geçiriyorlar ve Latin alfabesine geçiriyor. Şimdi Kazakistan Latin alfabesine geçsin, Kırgızistan geçsin. Yani Kazakistan ve Kırgızistan Latin alfabesine yabancı değiller ki. 10 yıl Stalin'in 37-38 o katliama 40'a kadar 10 yıl Latin alfabesini kullanıyorlar. Böyle bir dünya. Evet, sonra
İşte Alaş Hareketi 1905, aynı Gaspıralı, Bakü Kurultayı, Alaş Hareketi. Biraz Alaş Hareketi'nden vaktim varsa Sayın Hocam bahsedebilir miyim? Evet. Ve bunların hepsi işte Cedidçiliğin devamı, Ali Han Bükeyhan liderliğindeki Alaş Hareketi, hepsi bunların işte ne içindi? Genel söyleyeceğim, sadece Kazakistan için değil, bütün Türk dünyasının bağımsızlığı içindi. Aydınlatma içindi. Milleti aydınlığa kavuşturmak. Avrupa medeniyetine, yani kültürümüzü koruyarak medeni bir bilim, medeni bir dünya nasıl kurulabilir? Onun çabasıydı. Ve maalesef Atatürk, Cumhuriyet'te başarılı olan Atatürk, Alihan Bökeyan, çok benzeyen bir kimliği var Alihan Bökeyan'ın. Bunları Sayın Büyükelçimizle yaptığımız çeşitli toplantılarda hep dile getirdik. Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ama unutulmamalıdır ki bugün bütün Türk dünyasındaki bağımsız cumhuriyetlerin temelinde cedidizmin, Bakü Kurultayı'nın ve Alaş aydınlarının mücadelelerinin çok büyük emeği vardır. Ben çok sözü uzatmadan Macan Cumabay şiir dedik. Mir Jakup Dulatoğlu. Macan Cumabay bizim milli Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirde ciddi bir iletişim var. Akif'i okuyor ve Çanakkale şehitlerine şiir yazıyor. Bazı rivayetlere göre Atatürk'e ithaf ettiği söyleniyor mesela şiirin. Bavrım sen ocakta men bucakta kaygıdan kan jutamız. Bizden atka layık mı kulu olup duru kelketeyi altayga ata miras altın takka diyor. Kardeşim sen orada ben burada diyor. Kimiz de azap çekiyoruz. Bize kul olmak yakışır mı diyor. Türk evladına kul olmak yakışır mı? Kazak evladına, Türk evladına. Gel Altay'a altın dağa gidelim. Altın tahta gidelim diyor. Ata topraklarına. Bağımsızlığın evet. Nursultan Nazarbayev'in bir sözüyle kısaca özetleyip bitireceğim. Bola Şakka Bağdan Ruhani Canur hakikaten çok kıymetli, çok değerli bir slogan. Bizim artık bir manevi uyanışa geçmemizin zamanı 25 yıl demeyin, bağımsızlığın ilk bir çeyreğini geride bıraktık ama neler yaptık. Biz dil, Türkoloji olarak çok hazırlıksız yakalandığımız söylenemez. Ahmet Bican Ercilasun hocamın, ben hocamın doktorantıyım. Hocamızın o uzak görüşü, Türk dünyası alanında yetişen çok meslektaşımız var. O lehçeleri bilen, konuşan. Onun için ilk çeyrekte yapmamız gereken, kısaca bazı şeylere dokunmak istiyorum ve bitireceğim. Türkistan aydınları hem siyasi hem de sanatkar yönleriyle iz bıraktılar. Bugünkü siyasetçi ve aydınlar onlardan aldıkları ilhamla bence yola devam etmeliler. Yani onları iyi okuyup iyi idrak etmeliler. Çok büyük bir projeydi Alihan Bökeyan projesi. Alaş ve Türk dünyası aydınları genç kuşaklara iyi tanıtılmalı. Bunun için çeşitli toplantılar, TESAM'ın yaptığı gibi bu toplantıların sayısı artırılmalı ve sonuçları yayınlanmalı. Ben sahaya inmiş biri olarak 30 yıldır bu alandayım ve 6 yıldır Kazakistan'ın çeşitli şehirlerindeki üniversitelere derse gidiyorum. Kazakça anlatıyorum derslerimi ve danışmanlık ediyorum. Çok sayıda doktora öğrencim var o bölgeden. Hepsi bilime susamış, Türk dünyasıyla susamış genç arkadaşlar, çok gayretli. İşte ortak üniversiteler, Hasan Köne hocamın dediği Manas ve Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin misyonları gereği gerçek anlamda ortak milli nesiller yetiştirmeli ve buna hizmet etmeli. Ortak projeler, karşılaşmalı dil ve kültür projeleri yapılmalı. İlgili kurumlar bu projeleri desteklemeli. TÜBİTAK olsun, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu. Ben oralarda da görevi olan biriyim. Onun için her vesileyle Tarih Kurumu ve Dil Kurumu Başkanımızla bunları istişare ediyoruz. Ortak projeler desteklenmeli. Orta Asya'ya yaklaşım, bu benim çok üstünde hassasiyetle durduğum bir konu. Üst perdeden değil, Nihat Sami Banar'ın dediği gibi duruş,
üslup, nezaket, zarafet, mertlik, vicdan, milli asaletten gelir. Biz Türk milli asaletine sahip olan fertler olarak milli asaleti koruyarak Türk dünyasına yaklaşmamız lazım. Tavır ve duruş çok önemli ve profesyonel olmalı. Türkistan coğrafyasında hizmet eden diplomasimiz tekrar gözden geçirmeli. Şahit olduğum hocam, bunu da arz etmek istiyorum müsaadenizle. Çok üzülerek, vakti bir dakika hocam müsaade ederseniz. Orada gördüğüm Nevruz toplantılarında başka vesilelerle Amerikan Büyükelçisi ve konsolosları, bu son toplantıda Avusturya Büyükelçisi ve konsolosu çıkıyor kürsüden, Kazakça hitap ediyor. Bizim diplomasimiz orada iletişimi İngilizce kuruyor. Bu da çok üzücü. Hakikaten bu da gözden, bizim diplomasimizin gözden geçirmesi, dikkate alması gereken bir husus. Sayın Büyükelçimiz bize Türkçe hitap ediyor. Bunu biz gelenek haline getirdik. Sayın Büyükelçim Türkçe, ben Kazakça hitap ediyorum. Çünkü Büyükelçi ve konsolos sıfatıyla bulunan Sayın Konsolosumuzla yaptığı gibi bulunduğu coğrafyanın dilini, milli dilini bilmek gibi bir zorunluluğu var bana göre. Çünkü milleti millet yapan dildir. O zaman milletin kalbine giden yol dilden geçer. Diliyle konuşun, gönlüne girin. Bu böyle bir şey. İletişimde eşit kardeşlik ilkesine riayet edilmeli. Hiçbir dilin ve hiçbir milletin, hiçbir Türk boyunun birbirine üstünlüğü yok. Hepimiz eşit kardeşlik ilkesi esasında davranmalıyız. Bölge dillerine ve kültürüne müdahale ederken Kazakça, evet, Türk Kazak Anayasası'nda, diğer Kazakça örneğinden gidersem, anayasada resmi dil, devlet dili Kazakçadır. Tabii ki dildir. Ama bilimsel, bizim de Türkçedir. Ama bilimsel baktığımızda hepimiz üst dil olan Orhun yazıtlarından bugüne gelen o Türk dili geleneğinde baktığımızda Türk dilinin kollarıyız. Biz de Türkiye Türkçesi Oğuz koluyuz. Mirca Kaplan'ın şiiriyle bitirmek istiyorum. Diyor ki, Oyan Kazak, ben onu Oyan Türk diye avdarayım mı Sayın Büyükelçim? Oyan Kazak diyor, Oyan Türk köter bastı, ötküzmey karangıda bekar jastı. Jerk etti din naşarlap hal harap bo, Kazak'ım, Türk'üm, endi jatu jaramastı. Uyan Türk, uyan Kazak, kaldır başını. Boşuna geçirme karanlıkta yaşını. Yer gidiyor, toprak gidiyor, din gidiyor diyor, din de gidiyor, dil gidiyor. Şimdi yatmanın zamanı değil. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.